Bu ders Risale-i Nur dersi değildir. Önümde olmasına bakmayın. Biz bugün maç konuşacaktık, konuşmadık. Kahve sohbeti yapacaktık, bir araya geldik, bir sohbet edelim, kahve sohbeti. Maç konuşalım dedik. Maç konuşmadık, bu tür şeyler konuştuk. Risale-i Nur gözüyle bakılır ama Risale-i Nur bizzat kendi dersi değildir. Biz kendi aramızdaki çay sohbetimizdir. Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Aşure olarak ders yapalım. Var mı burada kurşun kalem? Kurşun kalem burada. O var abi de. Burada da var ama. Biraz ben getireyim. Benim. Şimdi hani var ya dili Müslüman, aklı kafir, ameli Müslüman, kalbi Müslüman, ameli kafir, kafir ameli, Müslüman kalbi. Oluyor ya böyle tuhaf. Onlarla alakalı bir şey söyleyeceğim de. Bazı Müslümanlara bağışlayın ama. Bazı Müslümanlara İslamiyet yakışmıyor. Allah razı olsun. Çok ağır bir cümle değil mi? Bir daha izah edeceğim şimdi. Bazı Müslümana İslamiyet yakışmıyor. Bu ahlaksız insanın ahlakı hem kendisine hem de çevresine zarar verir. Yani içinden geliyor böyle. Keşke bu İslamlı görünümlü olmasaydı. Diyesin geliyor değil mi? Ahlak ağır. İslamiyet zahir var ya sakallı cübbetir bilmem. Yakışmıyor. Ama Müslümana cahillik de yakışmıyor. Değil mi? Cahillik de yakışmıyor. Sözü Müslüman, özü kafirden usandım. Fiili, kalbi Müslüman, fiili kafirden usandım. Herkesin kahrı çekilir ama ben davasız Müslümandan usandım. Yani acayip bir şey. Şimdi bununla alakalı bir adaletle bir şey okuyacağım bu mukaddemeyle. Abi öyle bir giriş yaptınız ki, yani kusura bakmayın dayanamadım. Çünkü bu acıyı, bu zorluğu, bu sıkıntıları biz sizin başınıza bu sıkıntılı olay geldiği zaman fazlaca hissettik. Kime güveneceğimizi, kime inanacağımızı bilemedik. Dost aradık, dava adamı aradık. Çok zor bir geçiş. Sözü Müslüman, özü kafirden usandım. Sözü Müslüman. Fiili Müslüman, kalbi münafıktan usandım. Herkesin kahrı çekilir ama ben davasız Müslümandan usandım. Usandım. Şimdi bugün yazdım. Yani artık şu cümleyi, bazı Müslümana İslamiyet yakışmadığı gibi, bazı Müslümanlar herkese değil, cahillik hiç yakışmıyor. Sıradan Müslümana cahillik belki yakışabilir. Olmaz ama kurtarır belki ayağı. Ama veli nimet gözüküp tepelerde gözükenler, İnsanların din duygularını istismar eden, taharet almayı bilmeyen, din deyince namaz anlayan, hukuktan, fıkıhtan, haktan, hukuktan, adaletten bir behre, Müslümandan usandım. Usandım.
Müslüman. Bilmeyebilirsin ama geçme buraya. Bana sebep araya kötülük için. Geçimsiz ama çok kaliteli insanlar var. Onu konuşmuyor. Dünya döndüğüne göre onlar var zaten. Onların ayakları başımızın üzerindedir. Ama ne olur bu cümle bana ait de derseniz de mesuliyet yoktur. Bazı Müslümana İslamiyet'in alametleri hiç yakışmıyor. Kafirlik alametim olsun. Olmaz. Hayvan cinsinden bir şey olsun. Bak okuyacağım. Bak okuyacağım. Adalet başlığım altında. Adalet. Basiretle idrak edilen manasında kullanılandır. Bak farklılık olacak alemimizde bu adalet. Tutturmuşuz, hak sahibinin hakkını verdik. Adalet öyle mi Osman? Öyle biliyorum. Ama değil, sifo değilmiş. Basiretle idrak olunandır adalet. Bazen zahirisi adalettir. Bazen zahirisi zulümdür. Mesela şimdi tecide de var. Zahirde bakarsın adamın üzerine tapınma. Kocası gitmiş, çalmış, çıkmış, karısının üzerine yapmış. Ne yapalım bunundur diyebilir misin? Demek ki adalet farklı noktadan olacak Yasin. Basiretle idrak edilen manasında kullanılır. Tartılan, sayılan ve ölçülen şeylerde olduğu gibi duyuyla anlaşılan konularda da kullanılır. Mesela bu söylediği doğru. Fakat doğru demiyor. Ne demek? Vallahi doğruyu söylüyor ama burada doğruyu takip etmiyor. Bu başka bir şeyi takip ediyor. Ne diyor? Ne takip ediyor? Bilmiyorum ama vicdanım, basiretim bu adamı onaylamıyor. Bu adalettir sendeki. Basirettir bu işte. Metubatta var ya. Metubatta o Müslümandan Allah'ın nuruyla bakan Müslümandan çekinin. Onlar Allah'ın nuruyla bakar. Hatırladınız mı? Metubatta. Öyle ayet. İmam Ali söylüyor. Ben hatırlamadım nerede geçti. Allah. Metubatta. Allah'ın nuruyla bakar diyor. Allah'ın nuruyla bakar. Allah'ın. Evet, hadis. Hadisi zikrediyor. Hadis. Müminin ferasetinden korkunuz. Heh. Onlar Allah'ın nuruyla bakarlar. Meali bu. Metin Arapça. Tamam, Arapça olarak geçiyor. Arapça geçiyor metin. Tamam, yani onun için de şey yapmamıştım. Evet, Arapça geçiyor. Lugatta eşit, denk bir biçimde dağıtmak demektir. Alemdeki denge ve muvazenede olduğu gibi insanda da alemdeki dört rükünden biri diğerinden fazla ya da noksan olsaydı o zaman alem böyle düzen içerisinde olmazdı. Dört unsur: toprak, hava, su, nur. Bizde toprak unsuru çok garip olduğu için ölüm korkusu oluyor. Toprağa bağlı olduğumuz için. Havada uçuyorsun ama yere inince uçak rahatlıyorsun. Toprak unsurunda olduğumuz için. Peki toprakta ölüm mü yok? Tam tersine yukarıda bile ölsen toprağa gömecek. Adalet iki çeşittir. Mutlak adalet, iki adalet izafiye. Misal, kısaslar mürtedin malını elinden almak gibi. Kısaslar mesela. Kısaslar veya mürtedin malı elinden alıyorsun.
Allah adaleti İsa'nı akrabayı vermeyi emreder. Nas suresi 90. Çünkü adalet bir hayır olduğunda, hayırla bir şer olduğunda da şerle olmak üzere karşılık vermede eşitlik, denklik demektir. İnna Allah ya'muru bil adli ve ihsani ve ita'i zil kurba ve yenha anil fahşai vel münkeri vel ba'd ya'izukum la'allekum tezekkerun. Tabi ihsan var bir de. İhsan hayra daha fazlasıyla, şerre de daha azıyla mukabele etmek demektir. Adalet, her şeyin hakkı hayatı kadar değer vermek. Bazen denk manasına ki yoksullara yedirmenin dengi bir bir oruç. Mesela yoksullara yedirme. Yapamadın. Dengi oruç tutmak diyor. Bak adalete bak. Adalet burada da kullanılır. İzafi olarak. Nispi olarak. Bizzati kendisi değil. Mesela orucun kefareti nedir ilk? İlk. Şimdi o yok ama. Köle azat et. İkincisi? Duyurmak. Fakir duyurmak. 60 kişiyi sabah akşam doyurmak. Üçüncüsü? Oruç tutmak. Sıra bu. Şimdi fakiri bulamadın. Ona denk oruç tutmak. Ona denk. Mesela vettini ve zeytun ticaret metağı olarak kullanılıyor. Geçerli akçe. Her yerde altın yok. Maden işlenmiyor. Ama her zaman tarih boyu her yerde zeytin ve incir yoktur. Her yerde. Altın yoktur. İncir ve veya zeytin vardır. Çünkü Mezopotamya insan beşiğidir kaynaklı. Orada hem zeytin var şey var. Yani ona nispet ediliyor diye söyledim bunu. Şimdi yemek yedirmeye, yani adaletin başka sıfatlarından bahsediyorum, farkında mısınız? Yani yemek yedirmeye denk oruç tutmak. Oruç tutmak 60 gün, 60 fakiri yedirmeye denk. O denkliğin adı adalet. Anladınız mı? Bizzati kendisi değil adalet, nispi bir şey. Anladınız mı bir şey? Anlatmaya çalışıyorum ama. Fıkıhta. İşte evet. Yani ya 60 taneyi doyuracaksın, senden gidecek ya da 60 gün kendini aç bırakacaksın. Bu ne deniliyor? Dengi bir oruç der. Kitaplarda. Dengi. Onun için bunu yaptım. Adalete gidiyor. Adalet. Şirkte ise başka şeyleri Rablerine denk tutuyorlar. Bak, şirkte ise adalet, başka şeyleri Rablerine denk. Allah yerine koyuyor. Onların adalet kavramı da böyle. Adalet, ben toparladım cümleyi. Muvazene, muhakeme ederek, bak, muvazene ve muhakeme. Vezin, vezene, kantar ve muhakeme. Muvazene ve muhakeme ederek hakka hayatını gözetmektir. Hak sahibine hakkını vermek, denge, ölçü, nizam ve mizan manalarına geliyor ki hiç kimse bundan istisna değildir. Mesela bir kavmin reisinin kızı hırsızlık yapmış. Allah Resulüne demişler ki buna şer'i haddi uygulama. Sahabe diyor. Bu adam kafir. Belki bunu yaparsan kalp ısınır ve kavmi Müslüman olabilir. Çok güzel bir teklif. Eli kesilirse, yani 16 tane şer tahakkuk edecek. Eli kesilirse, hırsızın eli kesilirsin diye bir dersimiz var. Mesela beytulmal olmaması lazım, aldatılmaması lazım, açlık tehlikesi olmaması lazım, muhakeme vesaire maddeler var. Bunlar aşırı eli kesilir. Eli kesilince Resulullah'ın ve toplumun bir kere yok. Zahirde. Ama Müslüman olma ihtimali var. Diyor ki vallahi Fatıma da yapsaydı yapardım, uygulardı. Şimdi adaletin dışında, yani
Örtünün dışında peygamber de olabilir mi? Olamaz. Niçin peygamberdirler? Niçin veli nimetimizdirler? Niçin ustadımız, şeyhlerimiz, abilerimiz, efendilerimizdirler? Bizden daha çok adaleti gözettikleri için. Büyük oldukları için adaletler istisna olmak şöyle dursun, adaletin kırkını kırk yaradıkları için büyüktürler. Benden sonra yoksa haydutturlar. Benden sonra peygamber gelseydi Ömer olurdunun bir şeyi mi? İfadesi gibi. Bakın, yükseldikçe kanun-u ilahiden istisna olmalar şöyle dursun, şüphelilerden de bile adaletlerini kaçacak. Mesela en acayip bir adalet örneğini vereyim size. En acayip, tarihi bir örnek. Bu noktadan düşünürseniz acayip. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a Muhammed'in emin diyenler ve Adem aleyhisselam'dan beri Kabe hep boştu. Yalnız Resulullah'tan önce işte birkaç sene orada kafirlerin iyi kıymetli madenleri, paralar, şunların eşyalar orada muhafaza ediliyordu şehrin. Onun anahtarı da Muhammed'in emindeydi. Onlar vermişti. Şimdi adaletin örneğine bakın. Bu Müslümanlığın ilan ettikten sonra bunu biliyorsunuz bir evi sardılar. 200 kişi her kabileden 2 kişi geldi. Değil mi? Peygamberimize sardılar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali yatağına yatırdı. Kendisi şahatel vücuhu dedi. Yüzünüz kara olsun dedi. Çekip gitti. Niye yatırdı Hazreti Ali'yi? Hatırladınız mı? Emanet. Kimin emanetini? Oradaki. Kendisini öldürmek için gelen evin etrafını saranların daha önce buna emanet vermiştir. Ulan siz beni öldürmek istiyorsunuz. He? Sizin emanetinizi ben size vereceğim. He? Demedi. Ve eniştesinin, amcasının çocuğunu hayatı tehlikeye koymak adına kendi yatağına yatırdı. Yatırdı mı? Niçin yatırdı? Emaneti bir hakkın yerine getirmek için. Adaleti. Şimdi sana bir şey emanet ediliyor. Söz mesela. Söz emanettir. Emaneti ihanet etmek, konuştuğu zaman yalan konuşmak, sözünde durmamak müminin alametidir. Aya neydi kimin alameti abi? Muaf'ın alameti. Şimdi çeşitli yorumlar olamaz. Bak yani şu adaleti görüyor musunuz? Adaleti. Adalet kavramını görüyor musunuz? Düşmanlarına adaleti nasıl kılına kadar yapıyor? Adalet. Ya peki desene ki size. Adaletsizlik, zahirde adaletsizlik yaptı. Hikmeti vardır, bir bildiği vardır denilse ne diyeceksiniz? Hızır Aleyhisselam olması lazım. Niye? O biliyor çünkü, bilmiyorum ben. Yani niçin, bakın, niçin büyüktürler unutmayın. Çünkü zahiri ve batını İslamiyet'i bizden daha iyi yaşayıp bize örnek oldukları için. Adaleti biz uygulayacağız. Onlar istisna oldukları için değil. Veli nimetlerimiz olanlar zulüm yapamazlar, hak yiyemezler, yalan konuşamazlar, sözlerini aşmazlar, adalete ihanet etmezler. Oldukları için büyüktürler. Ve büyük olmaya devam etsin. Usta diyor ki mihenge vurmadan almayınız. Mihenge vurmadan almayınız. Temir çıkarsa arkasına gibet üstüne beddua koyarak ona gönderin. Şimdi ne diyoruz? Mihenge vuruyoruz. Çürük çıkıyor. Bir bildiği var diyor. Öyle mi? Nasıl olur peki şimdi bir bildiği var? Ben şimdi sizden yaşlıyım. Biraz da değer veriyorsun. Yaptım bir yanlışı. Bir bildiğim var diyeceksin. Bu yanlış kardeşim. Ama edepsizlik de yapmayacaksın. O da zulüm. Hop ne yapıyorsun falan burada abi herhalde ben yanlış mı anladım ya dersten sonra böyle böyle dedin ama bu böyle mi o da hesap yüzüdür vallahi yanlış yaptım bir dahaki derste düzeltir demesiyle peki bu
yine bir içtihadi bir şey. Düşün, art niyet yok. Ama bile bile bu kalem bana emanet. Beytülmal bunun emaneti sahibi diyor ki ver bana. Yok diyor. Gidiyor bunu satıyor. Bu adam da bizim veli nimetimiz, cübbesini tutup bizi cennete götürmeye vesile olacak adam olursa. Peki niye böyle oluyor dediğin zaman bir bildiği vardır. Ya. Bunu takkema. Bizden daha iyi adaleti yaşadıkları için biz başımızın üzerine koyuyoruz. Avamın yapmadığı bir zulmü yaparsa koyarsınız kenar. Hiçbir değeri harbiyesi yoktur. Kim ona ne değer verirse versin. Allah Resulü'nün nesli için ne diyor? Üstad 11'in lemalarda 4. lema miydi? Diyor ki Ehl-i Beyt'ten diyor olup da diyor namaz kılmasa değil Ehl-i Beyt, Ehl-i Beyt'e dost bile olamaz. Şey olmuyor mu abi? O zaman da zulüm etmiş olmuyor muyuz? Bir 9 sıfat, cani sıfat olsa, bir tane şey olsa o gemi batırılmaz şimdi. Bir tane hata yaptı ya yanlış. Bu sıfat değil, bu temel yapı bu. Adalet kavramı temeldir. Filan değil ki adamı değil. Komple gafılatalım. Yani hata yapabilir. Hep beşerdir. Hata yapmıştır ama yani onu o makamından iskat eder mi? Eder. Niçin bu sıfat değil? Bu kendi mesela kusuru diyelim ki iyi konuşamıyor. Günah işliyor. Günah işliyor. Günah kendisi nedir? Adalet şamildir. Genelini. Adalette hata yapılmaz mı? Adalette içtihadi hatalarda yapılmaz. Yapılırsa geri dönülür. Yapılır, ısrar edilmez. Gösterilirse ısrar etmez. Yani hatalıdır demekle yetinmeyip daha ilerisini söylemiş oluyorsunuz. Yani hatalıdır demek şeyli bir ifade değil. Hayır. Hata yapıyor, yanlış. Ha şöyle, şunu kastediyoruz. Mesela hata yaptı ve hatasına ısrar ediyor adalette. Hak yiyor. Yani zulüm ediyor. Yani. Ha, bu şanslı bir günah değil. Bak, ezzulmu la yedum ve küfrüydüm. Küfür devam et, zulüm devam etmez diyor. Yani günah, mesela adam içki içti. Kendine edir. Mesela bidat ehli, niçin cehennemin köpekleridir? Ona şefaatim yoktur diyor. Bidat ehli cehennemi, dini bozuyor. Peki her türlü günah olana şefaat var. O kendisini bozuyor. Yani mesela günah işledi. Kime zarar var? Ama sen bir yöneticisin. Normal anlamda bahsetmiyorum. Ben tepede bir insanım. Vazifekarlık cihetiyle yanlış yaparsan. Tabii. O makam yani. Makamda bu bunun. Yoksa ben namaz kılmıyorum. Kendine de zulmetmiş. Adalet değil. Yani bir makamda bulunurken, sevk-i idare ederken, millete belli nimet iken, sevk-i idare ederken, yani bu bir bildiği vardır. Dememeli. Çünkü niye? Bu daha çok adalete uymalı. Bu adalet kavramı zata batmıyor. Zati bir hukuk değil. Umumi hukuktur. Yani umumi hukuk yapan bulunduğu yerden düşer şey çıkar mı? Çıkar tabii. Ama farklı, yani bilmiyorum aynı konudan bahsediyoruz ama mutlak olarak, neşirde mutlak olayını pompalıyorlar sürekli yani. Şimdi ben başka bir şeyden bahsediyorum. Daha sen, genel yani, diyelim ya. Yani sen hani şimdi mutlaka bir şey yok. Evet. Şimdi şu. Şimdi mütekellimi vahdi olsa şeyde diyor. Bakarken öyle bakmam biraz sonra. 96. maddede. Mütekellimi vahdi olsa, musamahsa mali salihtir. Yani şahs hukukta hata yapar. Peki umum hukukta ne diyor? Mütekelli mal gayrı olursa, musamahsa, siz affederseniz amali talihtir, cinayettir diyor. O zaman devreye giriyor. Umumi hukuk oluyor. Mesela namaz kılmayan kendi ne adaletsizlik yapıyor. Yani mesela o zaman az önce söylediğim şeyden kayda çıkıyor. Onda 9 mesela cani bir sıfat bulunsa bir işte. O şey kendi beşeri. Ha, beşeri. Ona bakış açımız. Şey o olarak, doğru. Kendi şahsi hukuki itibarıyla buna bakılır ama umumi hukuk girdiğinde bu bakılmaz. 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 Tamam işte mesela buydu yani. Beşeri. Evet.
Peşin için bir merak vazife dalıp çiğetle yani, yanlış yapmayacak. Ha, yani umumi hukukta veya şeyde bu olur. Umumi hukukta olmaz. Mesela celidelere diyor ustad, gazeteler. Ne olacak? Bir sürü şeyler de yayınlıyor ama mesela haram bir dalları şey ettiği zaman bak şurada diyor 94. madde. Diyor ki fert mütekinin vakti olsa yani kendi şahsi hukuk olsa kendi namına konuşsa mı? Yani kendi namına yapıyor. Yani ben bu makamda değilim. Beşerdir. Yani bu metne göre o zaman şu hani birisi diyemez ki ya ben bir hata yaptım benim daha 9 tane güzel hasletim var beni batıramazsın diyemez. Niye buna göre diyemez? Diyemiyor. Çünkü umumi hukukta musamaha ettiğin zaman o umumi hukuka tecavüz ediyorsun. Mesela şöyle diyeyim. Şimdi ders yapıyor. Derste, ders ortamında adam gazete getiriyor. Gazete okuyor. Siyasetten bahsediyor. Dersin ortasında. Şahsi hukuk mudur, umumi hukuk mudur? Peki ya onun hukukunu kırmayalım o adamı deyip de bu kadar insanı nasıl kırıyorsun ve hizmeti kırıyorsun? Peki musamaha etsene ya biraz yumuşak davransana. Yani güzel hasletleri var. Bir sürü adam namazını hasletleri var. Güzel dersler yapıyor, güzel hasletleri. Peki bu hasletinden dolayı niye indiriyorsun o makamda? Peki diyecek misin ki, ya bu bir hikmeti vardır. Bak, niçin büyüktürler? Bizden daha umumi hukuka riayet ettikleri için. Şahsi hukukta olmaz bu. Mesela biraz önce söylemiştim. Anlamıyor musun söyledi? İndiği zaman, abi böyle demiştin ama. Tamam. Ha, iştihadi veya şey yapmış, orada şey yok. Umumi hukuka bile zarar verse düşmez bu hemen. Çünkü bilemedi. Ama bir bakıyorsun ki umumi hukukla alakalı bir şeyi bile bile bodoslama gidiyor. Küfür çünkü değil mi? Yani korkunç bir şey. Küfür değil ama o makamda tutulmaz diyoruz. O makamda o makamını kaybeder. Bile bile gidince... Kim olursa olsun. Mesela diyelim ki bir sahabe oldu. Aşere-i Mübeşşer'den olmadıkça hiç kimsenin imanına garantisine garanti veremezsiniz. Kimse veremez. Verebilir mi? Veremez. Yani bu budur. Bu buna birisi şu sıfatı yapıştırdı. Teşvik içindir. Veya sevki dağılığı içindir. Teşettütü kaldırmak içindir. Dağınıklığı korumak içindir. Yoksa bu adam mutlaka her şeyi adalet ilahi üzerine gidiyor demek değildir. Mesela söyleyeyim. Külliyatta var. Şualarda var. Hüsrev'in aleyhinde bulunmak, doğrudan doğruya Risale'nin aleyhinde bulunmaktır diyor. Değil mi demiyor? Peki nasıl bulunuyor? Umuma çeviriyor değil mi? Görüyor musun? Var mı yok mu bu? Var. Hüsrev'in aleyhinde bulunmak, doğrudan doğruya Risale'nin aleyhinde bulunmaktır. Ne yapacağız peki? Şey denilmez mi? He? Selçuklu'da bazı hükümler sonradan şey olmuştur. Birbirini caiz verir. Nes meselesi girmez mi? Acayip bir şey dedi. Bunu yapmıştım. Kur'an'da 63 tane nasip ve mensuh ayeti var. Aynen. Risale-i Nur'da da aynı kanun caridir. Buna bakan yer var mı? Var. Mesela umumi hukuk umumi hukuk şahsi hukuku ortadan kaldırmıştır. Mesela Kur'an'da söyleyeyim. Kul ya ayyuhel kafirun la a'budu ma ta'budun ila ahir. Senin dinin sana, benim dinim bana. Derken onun dini var, benim dinim var. Yine dini indallahi İslam. Allah'ın nazarında din bir tane. Ama kafirin suresinde iki tane din var. Senin dinin sana, benim dinim bana. Ha bu inne dini indallahi İslam. İnna ateyna kafirin suresini nesetmiştir. Bunu kaldırmıştır. Ha niye duruyor? O tabi ayrı bir ders. Hazırlamıştım o risaleden 63 tane umumi veya diğer bayi hukukla şey yaptığını, bloke ettiğini bulmuştum. Fakat müsaade edilmedi, yapmadı. Kur'an'da var olan sıfat risalında da caridir. Yola çıktım. Kur'an'da nasif ve mesuf ayeti var. 63 tane ayeti var. Bir pausa basayım. Yok, her ayetin müteaddit manaları vardır. Her devirde ifradı vardır diyor. Beşledim yani risaleler var ya. He var. Ayet de var diyorlar.
He? Neşredilmeyen ayet de var diyorlar. Kim diyor? Nasıl yani, kim demiş? Ha, var. Şöyle var. Resulullah zamanında gene diğer bir vahiyle onu Kur'an'da mesela kaldırılmış olanlar var. Ama bazıları da şu anda duruyor, kaldırılmamış. O Kafirin suresinin sebebi nuzulu bir yerde tahakkuk ederse yine dini inde Allah'ın İslam geçmez. Kafirin suresinin hükmü geçer. Çünkü Kafirin suresinin inmesinin sebebi neydi? Yani o zaman zayıftılar. Zayıf. Müslümanlar zayıftı. Dinlerine dokunmuyorlardı. Sizin dininiz, sizin belirli. Karışmayın, biz sizin dininize karışmıyoruz dediler. Ne zaman İslam şartı? Allah'ın nazarında din bir tanedir. Mesela İslamiyet'in kalitesi, yaşanılır kolaylığı Türkiye gibi her yerde var. Mesela Azerbaycan'da şu anda Risale'ni okumak 3 sene ile 7 sene arasında cezası var hemen. Bugün öğrendim. Ceza yakaladığın anda evinde Risale'ni gör, 3,5 sene ile 7 sene. Şu anda içeride bir sürü nurcu var. Peki, yine dini aydallah İslam değil, ulyayel kafirun, nâhuduma tâhudun geçiyor. Çünkü İslamiyet her yerde aynı seviyede değil. Onun için hükümlerin bir kısmı kolay, bir kısmı zor olmasının bir hikmeti de bu. Ya Özbekistan'da mesela çoğu nurcular hapisteler. Orada kadın başını kapattı mı dışarıda kesinlikle 7 seneden yiyor. 7 sene direkt. Çin'de oruç tuttun mu idam ediliyorsun. Bir tanesi dese ki bu oruç tutuyor, ispat edildiyse idam ediliyorsun. Yani Kur'an'daki hükümler niçin böyle duruyor, niye kalkmadı diye, tabi bu masada konuşmak kolaydır. Adam çocuğunu hafız yaptı diye işte geldi ya pazar günü bize, şahit değil misiniz? Çocuğu Arabistan'a gönder, hafız okutturdu diye, babası Doğu Türkistan'ın annesi için, şu anda babası hapiste. Öyle mi değil? Çocuk, koçuk kaç yaşındaydı? 15 mi? 15-16 yaşındaydı mı çocuk? Ya bize geldi de çocuk. Tabii, demek ki umumu hukuk, burada gösteriyordum ama yer kaldı. Mutekellim vakti olsa, musaması, yani olur canım, yapabilir. Yani kendi adına yapıyor bunu. Yani irşat makamına geçen bir adam yapamaz. Yapmamalı, affedilemez o. Mutekelim mal gayrı olursa diyor yani, umumu hukuksa, musama ederseniz amali talihtir, cinayettir. Abi bir şey söyleyeyim mi? Böyle belki çok alakalı olmayacak ama iki şey, daha doğrusu bir şey affedilmiyor değil mi? Kul hakkı. Yani evet. Öyle biliyoruz. Abi bir şey daha var aslında. Namazı burada kılmazsan orada muhakkak bu namaz kılınacak mı? Kılınacak. Heh, ben inanıyorum ki bu namaz da hak. Yani bütün varlıklar ibadetlerini Allah'a sunuyorlar. Evet. Ama seni vasıta kılarak. Bunu sen de namaz kılarak üzerindeki emaneti teslim etmezsen bu da büyük bir hak değil mi abi? Evet. O da hak. Peki, düşüncelerini kontrol etmediği başlı başka. Cümlemiz son cümlem şu olsun. Niçin büyüktürler? Bizden daha iyi İslamiyet'i yaşadıkları için. Onun için büyüktürler. Psikolojik sorunların kökeni, doktorumun iri, düşüncelerini kontrol edememekten. Yani aklımızın en büyük belası yine aklımızdır. Bazı düşüncelerimiz en büyük belamızdır. Psikolojik sorunların kökeni düşüncelerini kontrol edememekten. Mesela delilerin, sırların psikolojisi bozuk değil. Çünkü düşünmedikleri için. Düşüncelerimiz, hislerimizi, bu sıralamayı unutmayın. Düşüncelerimiz, hislerimizi, hisler duygularımızı, duygular sinirlerimizi, sinirler bedensel hormonlarımızı aktif ediyorlar.
düşüncelerini kontrol edememenin en belirgin sebebi, nasıl ki öfkeyi, şehveti aktif olma şartlarında bulunsan kontrol etmek nasıl ki zordur. Mesela öfke kavga bir ortama girdi veya şehvetini, öfkeni ortaya çıkaracak bir ortama girdi. Onu kontrol edebilir misin? Edemezsin. Zaten Kur'an'da diyor ki zinaya yaklaşma diyor. Zina yapma demiyor. Hani en ilerisini söylüyor. Yani kısacası plaja girme diyor. Girdikten sonra frenini tutmaz, mümkün değil. Ama yanaşmadığın zaman kontrolü kolay oluyor. Şimdi diyor ki nasıl ki öfkeyi, şehveti nasıl kontrol edersin? En kolay şey şartlarına girmemekle. Girmemekle nasıl? Düşüncelerimizi de aynen böyle zor olur. Hani Kur'an'da bin mana şöyle diyor. Zina yapmayın değil, şartlarından, ortamından, onu ortaya çıkaracak ortamından ve arkadaş çevresinden uzak olmayı, yaklaşmamayı öğrettiği gibi. Şehvetimiz, öfkemiz ve düşüncelerimiz, aynı sıraya koydum düşünceleri. Çünkü kuvve-i akliye, kuvve-i gadabi, kuvve-i şehri. Bak ustad düşünceyi koyuyor. Düşüncelerimiz ortamında ve şartlarını bulunca ortaya çıkar. Mesela düşüncelerimizi kontrol ettiremenin bir sebebi de kötü arkadaşlarla beraber olmak. Bugün birisi aradı beni. Sizinle pek alakası yok gibi ama var mı bakalım. Biraz şoktayım ben. Onun şok olmasından şoktayım. Ondan sonra abi dedi, biz dershanedeyiz dedi. Tamam. Dershanedeyiz. 40'ın üzerinde yaşında vakıf. Şu anda vakıflarda kamptayız dedi. Sana bir soru sormak istiyoruz. Sen de aynı sıfattayız. Sen de vakıfsın. Niçin bu kadar okuduğumuz halde, bu kadar okumanın karşılığında erdemlik, fazilet, kemalat hayatımızda gözükmüyor. Ha diyeceğiz işte, Allah göstermiyor ki ta ki davaya kalkmasın, bir sürü şeyler söylüyoruz herkese. Ama biz bundan tatmin olmuyoruz. Yani işte biz faziletin peşine koşmuyoruz, hizmete koşuyoruz. O da olsun, ne olacak? Erdemlilik de, kemalat da olsun. Bir şey söyledim de, sizinle alakası var mı bilmiyorum. Kesin yoktur. Sizinle yoktur. Vardır, vardır. Dedim ki, ne verirsen elinle, o gelir seninle tarzında dershaneye her geleni getirdiğini yerseniz, her getirdiğiyle duvar yaparsanız, her getirdiği kişinin faturasıyla o suyu içersen, o haram lokma yersen, haram parasını yersen, tam 40 gün ibadetinden lezzet alamazsın. 40 gün bitmeden bir de haram yersin, bir 40 gün daha ölünce kadar yaptığın ibadet yansız tuzsuz yavan gelir. Haram yiyoruz. Yoksa bu kadar okumalar böyle olmaz. Psikolojilerimiz bu kadar dibe vurmaması lazım. Haram yiyoruz. Bir sebebi bu. Ne dedi abi? Demedi ki öyle değil mi? Şimdi duyacak. Dersini dinlersin. Hayır, söyledim. Dediniz abi. Dedim ben. Haram yiyoruz dedim ve ekledim. Haram yiyorsunuz. Dedim ki, bakın bakalım size İAŞ'e kumayı kim verdi? Ferhanca market dedi, getiriyor dedi. Bak bakalım, para sela. Buradan gireni kontrol edemezsen der İmam Azam, bu giren şeyin hangi yolla çıkacağını o yolları kontrol edemezsin. Kardeş, Allah'ın adetullahı peygambere de işliyor. Kimse istisna değildir. Adetullah yani. Adetullah.
O salepçi geldi aklıma abi, şimdi anlattığınız şey var. Allah rahmet etsin. Geçen öldü işte, değil mi? Öyle demiş. Evet, geçen öldü o. Evet. Pala derlerdi. Bir daha anlatayım. Evet. Çok önemli. Hasan kardeş dedi, köprünün bu tarafında ben dedi salep satıyorum. Gece 11'de zor bitiyor. Köprü üst geçitten dedi karşıda bufe satıyor. Gündüz 11-12'de bitiyor dedi onun. İnan o da biliyor beni, ben de biliyorum. Ben halis süt kullanıyorum. O süt tozu kullanıyor. Ben süt kullanıyorum. Süt kullandım, yiyorum. Çünkü onun bitişinde benim diyor, lokantam var. Adam benim yanımda geçiyor, gidip oradan alıyor diyor. Tekrar geliyor bu tarafa. Yani güzel yapılma noktasında da hiç kıyas edilmeyecek kadar benimkisi güzeldir. Hasan kardeş satılmıyor dedi. Sonra bir şey söyleyeceğim ama yapar mısın dedi. Sen dedim Halis abi, adı da Halis. Hassas adalette. Herhalde dine zıt bir şey demeyeceksin dedi. Benim iple kuyuya inme, o zaman bana soru sorma. Aynı böyle yapacaksan beni konuştur, yoksa konuşturma. Öğrenmek istiyor musun bunu? Niçin senin yanından sütten almıyor da salepi alıyor? Tamam. Tamam dedi ya, benden hassas, sen de hassassın, tamam. Dedim yap. Sütü 10 kilo mu alıyorsun? 10 kilo alıyorum. 10 kilo da su kat. Ve sat. Ne diyorsun sen dedi ya? Ya sat işte ya. 10 kilo suya, 10 kilo su kat, su ve sat. Aynı üslupla bağırıyor, sat ya. Ama kazandığın parayı yaz. Tamam, 5 gün, bir hafta. Hasbunallah. Hasbunallah değil, sat dedim. Ben buradayım, sat. Ama yaz kaç para kadar. Tamam. Gitti. Samimi söylüyor. Onun gibi olmadı ilk gün ama gece 11'lere kadar kalmadı. 5-6 ikindiye doğru bitti. Geldi, geldi. Moralı bozuk, sattım dedi. 10 kilo su, süt, 11'de biterken 20 kilo, 5-6'da bitti. Bunun sırrı nedir ya? Sonra söyleyeceğim. Devam et. Kaç para aldın? X. Tamam. Buradan bir şey para harcıyorsa yaz. Bu para bilinecek. Tamam dedi. Gene yapayım mı dedi. Yap. 10 gün yap. Yaptı yaptı. Tamam. Bir daha da gelmedim bu son. Bir daha da gelmedim yoksa. Yok geldi. Yok şaka. Geldi. Tamam dedim. Buraya kadar yeter. Şimdi kaç para sattın? Böl iki. Yarısı senin değil. Yarısı fakirin. Git onu dağıt. Şimdi sırrını sana söyleyeyim. Bu milletin helal parası yok ki, helal şeye nasip olsun. Çünkü İmam Azam şöyle diyor. Bir paranın nereden geldiğini öğrenmek istiyorsanız, nereye gittiğine bakınız. Helal, helala gider. İşte bilmiyor. Dedik, istemiyor. Başına yatsın. Böyle de istemiyor. Çekip bırak. Bak, çünkü bu milletin helal parası yok ki, helala denk gelsin. Helalinden iş yapmak zor yani. O nispetle, yani niye olmuyor diye suçu kitaba yüklememeniz için söylüyorum. Ama Hasan abi, devamında şunu da söyleyeyim. Yine sizin bir anlatımınızdı bu. Hani, paranın bereketi yok. Ne kadar maaş alıyorsan şu kadar. İmam Azam. Evet, evet, evet. Yani düşürmesi ölçüsünde de bereketi artıyor. Yani bu aynı oran değil herhalde. Çok ilginç. Geçinemiyorum dedi. Ben dedi. Geçinemiyorum dedi. Yani sen aran iyi benim o işveren. Onu söyle de maaşımı arttır dedi. İmam Azam dedi ki, git ona söyle. Diyelim ki 20 lira alıyorsa 18 lira sana versin.
2 lira maaşından düşürsün. Efendim galiba ters anladınız. Geçinemiyorum, az geliyor. Tamam anladım. Git dedi maaşını düşürsün. Şimdiki akıl alıyor. Ama hürmet vardı. Gitti söyledi. Patron da şaşırdı. O dedi dedi. Tamam. Tekrar öteki ay geldi. Açtık. Bir aynı zaman sonra. Efendim geçinemiyorum dedi. Ha 15'e düşürsün dedi. Sonra gelmiş bir ara. Tamam dedi. Geçinemiyorum. Niye geçinemiyorum? O para, o 5 lira kendisinin helalı değildi. Ha, helalın içine girmiş. Onun da bereketini kaçırmıştı. 15 lira kendi helali. Helali çalışmaya denk gelir. İsraf olmamak için. Abi bir daha geçiniyorum dese 13'e düşürttürecek. Adam yanıklık yapmış. Ne olacak? <canım. gülüyor> Bir daha geçiniyorum dese 13'e düşürttürecek. Yok ama yani bereket de öyle. Yani Osman'ıma şey yaptım da ya. Evet. Yani helal çalış, bereketli oluyor. Helal. Helal. Onu dedikten sonra maaş artsa mı artmasa mı diye artık şey yapayım. Artmasa artsa mı yapmasa mı? Diyor ki şehvetimiz, öfkemiz, düşüncelerimiz ortamında ve şartlarını bulunca ortaya çıkarlar. Ortamını ve şartlarını değiştirmedikçe bunların değişeceklerini, bunları kontrol edeceğini zannetmek yanlış olur. Ayet-i kerimede meale söyleyeceğim. Siz değişmedikçe Allah sizin hakkınızdaki hükmünü değiştirmez. Düşünceler 4 şeyden beslenir. Zaman, zemin, tam, libas. Yaşadığın ortam. Giydiğin, yediğin ve yaşın. Düşünceleri 3 şey bunlardan etkilenir. Şehvet, şehvet, kuvve-i şehviye, kuvve-i gadaviye, kuvve-i akliye. Düşüncelerimiz. Sen aynı şartlarda yaşamaya devam ediyorsun, ısrar ediyorsun. Düşüncelerin değişmesini, dolayısıyla iyi olmayı, iyi hissetmeyi istiyorsun kendini. Kendine bir değişiklik yapmadan. Ya, hiçbir değişiklik yapmadan. Ben bir ara bir zehirlerle kaldı böyle. Doktorum burada. Çok iyi değildim ya. Sonra baktım bir cüz Kur'an okudum. Yer yer haftada bir vuruyordu değil mi? Yani sıkıntı o zehir tesirini gösteriyor vesaire. 2 cüzü çıkarttım. İyiydim. Ama istediğim gibi değildim. Gene. Her gün 300 okuyordum. 1 sene devam ettim. Dumanını attırdım. Sonra tekrar biri düşürdüm. Şu anda 1'de. Her gün 300 okuyorum. Ben teşvik için söylüyorum. 300 okuyorum. Niye dedim? Şartlarını değiştirmedikçe neticeyi değişeceğini beklemek ahmaklıktır. Einstein'ın bununla alakalı bir sözü var. Neydi? Hatırlayınız var mı? Aynı şeyleri yapıp farklı neticeyi beklemek ahmaklıktır. Şehvetinizi, öfkenizi, düşüncelerinizi değiştirmek istiyorsanız, kontrol etmek, yaptığınız, yaşadığınızda değişiklik yapın. Değişiklik yapmadan bu üçünde bir değişiklik beklemeyin. İnandığın gibi yaşamazsın. Evet. Mesela bugün bir tanesine kadına söyledim. Az yiyorum ama gene kilo alıyorum. Git yürü yürü. Spor yap. Cenab-ı Hak Eyüp Aleyhisselam depren ya Eyüp demiş. Yürü enerji. Ben bu yaşta belediyenin spor şeyini kayıtlıyım. Spor yapıyorum. Bir de ümre meselesi de çıkmıştı. Kayıtlıyım hepiniz biliyorsun. Spor yapıyorum. Ben bak diyor ki, ortamını ve şartlarını değiştirmedikçe düşüncelerini, şehvetini ve öfkeni, bunların değişeceğini, bunları kontrol edeceğini zannetmek yanlış olur. Biz kendimizi değiştirmedikçe Allah biz, Celle Celaluhu bizi değiştireceğini beklemek yanlış olur, adetullah'a zıt olur. Siz değişmedikçe Allah sizin hakkınızdaki hükmünü değiştirmez. Bilmana ayetini unutmamak gerekiyor. Başka bir şey. Geleceği olanın geçmişinden kopamaz. Başlığı altında. Geleceğiniz var mıdır? O zaman geçmişinizden kopmamışsınızdır. Gelecekte bir idealleriniz yoksa hakikaten geçmişinizde yoktur. Onu şimdi izah edeyim.
geleceği olanın, geleceğine adanmışların geçmişlerinden kopamazlar. Bir daha, geleceği olanın, geleceğine adanmışların geçmişlerinden kopamazlar. Gayen olsun ki onun etrafında hayallerin olsun. Ustad ne diyor? Gayesi olanın hem geçmişi hem de geleceği canlı olur. 19.1.2018 Medine'de Arapların, bak 19.1.2018'de Medine'de Arapların Allahu Alem gayesiz, hayalsiz, aylak insanlar topluluğu olarak döndürülmüş kuru karabalıklar gördüm, uzaktan seyrettim. Niçin? Gündelik yaşıyorlardı. Niye? Hayalleri sönmüş, havasları alınmış, balonlara benzerler. Çünkü geçmiş bir gelecekleri yok. Mesela usta diyor ki, gaye hayali olmazsa, gaye hayali olmasa zihinler enelere döner. İnsanı canlı tutan gayesi ve hedefidir. Kimin himmeti, milleti ise o tek başına büyük bir millettir. Ben Ümre'de 19.01.2018 Medine'de Arapları uzaktan seyrettim. Yani genel değil aşağı, zulüm olur. Allahu alem anladım. Gayesiz, hayalsiz, hedefsiz, aylak insan topluluğuna döndürülmüş kuru karabalık gördüm. Allah böyle cezalandırmış. Bela vermiş bunlara. Gündelik yaşıyorlar. Hayalleri sönmüş. Havası sönmüş balonlara benzettim ben bunları. Çünkü gayeleri yok. Gayeler olmadığı için fok balığı gibi midesi ve uşkurluğu. Gayesi olmayanın iki gayesi olur. Mide ve uşkurluk. Peki kimin gayesi var? Geleceği olanın olabilmesi için gelecek, geçmişine bağlı olması lazım. İki lider bir adam bak, siyasi bir lider, hep Osmanlı'dan, hep dirilişten, şundan bundan bahsediyor. Çünkü bir gayesi var onun. Bir şeye varmak için onu malzeme kullanıyor. Ya, benim de bir gayem var. Geçmişi de kullanıyor. Adam, öf canım sıkıldı. Gayesi yok ki. Ne yapayım ya? Ne yapalım? Üstad'ı diyor ya, bir şeşbeş atalım. Gayesi yok ki adam. Aylak. Hayalleri elinden alınmış. Gayeleri sönmüş. Hedefsiz insan. Olsa ne olur? Bir değil, 100 trilyon insan olsa ne olur? Gayesi yok. Hedefi yok. Hayalleri yok. Elinden alınmış. Bir avuç topluluğun eğer geçmişine bağlıysa bunların geleceğini oluştururlar. Geleceğini kim inşa eder? Geçmişiyle alakası olanlar. Tılsım oluyor değil mi abi? İşte bunu... Sır gibi, evet tılsım gibi. Sırf mekanın değil, mıntıka temizliğine de dikkat edilmeli. Burasının temiz olması yetmiyor sana. Mıntıka temizliğine de dikkat edin. Yani sırf kendini inşa etmek yetmiyor. Çevredekileri de, yakında olanları da kalitesini yükseltmen lazım. Mesela evde, yani birisinin dişi ağrıyor, sen rahat uyuyamazsın. Evde mutlu olacaksan hepsinin mutluluğuna bağlı. Yani mıntıka temizliği mekanın temizliğiyle olmalı. Yani mekanı temizledin. Mıntıka ne olacak? Gibi. Sırf kendin başına mutlu olamazsın. Bir cemaat düşün. Mesela evde reisiniz bazınız. Bazen işleriniz var biliyorum. Bazen resmi makamda şeyiniz var. Evinizdeki imkanları ev efradıyla, raiyetinizde olanlarla bölüşmedikçe en kısa zamanda ankali bir zamanda fırsat buldukları zaman sizi tepe tepe indireceklerdir. Mutlaka. Elinizdekileri
Siru seyru edafikum. Bölüşüm. Aranızda bölüşüm. Yani illa para mal değil. Huzuru da, evdeki hizmeti de. Yani bölüşüm. Ama olmuyor. Sen ya karışma. İnsanlar kimlik ve kişilik sorunlarını yaşıyorlar. Şu asır kimlik ve kişilik sorunlarını yaşıyorlar. Bu asrın insanı kendine sahip değil. Bak bu çok önemli. Arabistan'da yazdım onu. Bu asrın insanı gördüm orada Medine avlusunda dolaşanların kendine sahip değil bu asır. Birileri hariç sahiplenmiş. Birileri onları sahiplenmiş. Sanki hepsi sahipli gördü. Sahiplenilmiş. Menfi manada. Evet. İnsanlar bu asırda kişilik ve kimlik sorunu yaşıyorlar. İnsanlar işgal altında. Kendilerine mukayyet değiller. Kendilerine sahip değiller. Birileri işgal ediyor. Senle konuşurken zannediyorsun ki o konuşuyor. Değil. Mesela psikoloji hastalarının ustad 13. lemada diyor ki şeytanın işini kendi işi zannediyor. Mesela canım istiyordu, sigara istiyordu, şunu istiyordu, bunu istiyordu, şehvet falan. Sen mi istiyorsun bunu? Ben istiyorum ya. Şeytanın sözünü kendi sözü zanneder. Şeytanı unutmanın alameti. Peki şeytanın sözü olmadığını, onun isteği olmadığını nereden biliyorsun? Peki, tersi söylese, şeytanın sözü olduğunu nereden biliyorsun? Çünkü sen onu isterken rahatsızsın. İstemiyoruz. İçinde bir taraf rahatsız. Rahatsız. Bak bakalım da hangi taraf? Eğer Rahmani taraf, sana televizyonu açıp açmayayım. Bir taraf aç diyor, bir taraf açma diyor. Allah ne diyor? Onun konuda. Allah ne dediğini bilmiyor. O zaman şunu yap. Bismillahirrahmanirrahim diye açabiliyorsan Allah'ın dediğidir o. Aç. Bismillahirrahmanirrahim diyemiyorsan Allah'ın dediği değildir, açma. Bugün birisi dedi ki evde sarma gördüğüm zaman besmelesiz oturuyorum. Çok severim. Doymayayım diye. Doymayayım diye. Doymayayım diye. Doymayayım diye. Allah Allah. Doymayayım diye. O da yavra mı kalacak ya? Çok seviyorum. Çok seviyorum. Tamam da yani. Kalsın da başkasına kalsın ya. Nasılsın? Kendim cemaate ve sünnetalet ediyor. Sünnetleyelim abi, sünnetleyelim. Dayanamadım, ablama geldim. Ulan dedim sünnetleyelim de lan. Yavra mı kalacak ya? Başkası sünnetleyelim. Devam ediyorum. Hayatta kalmak nasıl zorsa, bunlar Antika, Medine avlusunda yazdım. Hayatta kalmak nasıl zorsa, bundan daha zordur manen hayatta kalmayı becermek. Ki manen yaşanacak, en içsel yaşanacak yerde yazıyorsun. Evet, orada. İnsanların en içten duygularla geldiği yerde. Evet, bunlar yazıyor. Bu üstelik damatta orada yazıyor. Yani hayatta kalmak nasıl zordur? Manen hayatta kalmak daha zordur. Ki manen evet. Hayatta olduğu için adam oraya geldiğini zannediyor. Evet. Uçağı kaldırmak yetmiyor. İrtifayı korumak da kaldırmak kadardır. İçsel armoni, denge, içsel huzurlu olmak insanların en büyük sorunlarıdır. Kendine güvene olamamaktan devamlı tedirgin yaşarlar insanlar. Kendilerine güvenmiyorlar. Baktım kendilerini sevmiyorlar. Hep kendilerine zulmediyorlar. Kendilerine adavet ediyorlar. Kendilerine düşmanlık ediyorlar. Ne gerekiyorsa kötülüğü yapıyorlar. Sonradan bugün bir tanesi diyor ki Allah bana niye yardım etmiyor diye onun için bileklerimi kestim demiş. 19 yaşında delikanlı. Sonra siz böyle diyorsanız bir hikmete bakıyorum. Çok acayip. Sanki elinden geldiği kadar kendisini böyle ne gerekiyorsa zulmü yapıyor. Kanser hastası 21 yaşında gördüm benimki öldü. Beraber gittik doktor. Gittik mi gitmedik mi? Bak ben söyleyeyim sana. Biz konuşurken ne yapıyor? Elinde telefonla böyle yapıyor. He abi. Ezeli ve ebedi. Ezeli ve ebedi. Nerede?
Hiç siz 1,5 metre yükseklikte taş fırında lahmacun veya pide yapılan yeri gördünüz mü? Kıpkırmızı, tuğlalı. Siz hiç dişinizi doldurdunuz mu? Deniyor. Elinizi bağlasalar kafanızı ve uyuşturma yapmadan sonsuz, cehenneme değil, sonsuz defa dişiniz hep deliyor. Cehennem zebaneleri. Cehennem olarak gitmez mi? Daha hiç azap vermeyecek. Başka cehennem namazı. Şurada oturuyorsunuz, ışık geliyor. Ezeli ve ebedi aklınız var. Acıkma yok, havayla duyuyorsunuz. Burada kapalı. Ezeli ve ebedi burada oturuyorsunuz. He? Ezeli ve ebedi. Hayır. Tam oturdum. Şimdi özelim kaç saat oturursun? Kaç gün olur? Cemaat varsa bir gün oturulur abi. Tek tek tek. Tek oturmaz. Ve aklına dediler ki orada yazıyor. Sonsuz böylesi. Ölme şansın da. Ölme de yok, intihar da yok. Acıkma yok, hiçbir şey yok. Böyle. Delirirsin abi. Delirme de yok. Ben kimim derim abi o? Aman aman düşün. Ona bile katlanamıyorsun. Son bir yeri okuyayım. Sirayet okuyayım, keseyim. Sirayet kanunu 12.01.2018 köyde yazmışız. Demek ki etkilenen niçin yazıyor? Bir şeyler etkileniyor. Mesela Medine'de onları yazdı. Daha çok şey yazdık da onu boşverdik şimdi. Üç aylarındaki insanların teveccühlerinde maddi havanın değişmesi hatırladınız Emir Dağı'nda. Başka, ustadımın Van Kalesi'nden bakarken Ermenilerin yakmış olduğu mahallelerin yanmasındaki halet rüyelerini düşünün. Ben iki tane malzeme verdim. Ustada nasıl sirayet etmiş bu? Mazi dahi. Mazinin sirayeti de varmış. Van Kalesi yanmış, bakıyor. Yani Van Ermeniler'e yakmış. Bir de üç aylarda insanların teveccühlerini yani kafalarından çıkan dalga ile maddi hava değişiyor. Banladaki çınar ağacına sarılması, alametler koydum kendime de hatırlamak için. Sarılıp bağladım. 8 sene orada Evrat Esker okudu ya Çınar'da. Sonra Kastamonu'da nereye gitti? Barla'da nereye gitti? Kastamonu'ya. Sonra Kastamonu'dan geldiği zaman Barla'da o 8 sene misafir olduğu Barla ağacına sarılıp ağlamış. Ağaç mıdır o? Gibi hadiseler herkesin yaşadığı yerlerdeki hatıraların kişi maziye taşıması. Sanki yaşıyormuş gibi haletlerin verilmesi. Yani o duyguları mesela köye gidiyorsunuz sizin gittiğiniz yere. Benim gittiğim yere. Ben etkileniyorum. Siz benim gittiğim köyde etkilediğim yerde hiç umurunuzda bile değil. Sizinkisi de benim de değil. Çünkü sizin için orası bir tahta ev, bir kayadır, bir yoldur. Hiçbir anlamı yok. Çünkü kimse sen yoksun. Niye etkileniyorum? Onu anlatacak şimdi acayip bir şey. Ben niye etkileniyorum? İyi çarpın. Ben ilmel yakinin hissi seviyesinde hissettiğimi söyleyeceğim size. İnşallah yanlış anlamazsınız. Bak bir de okuyayım. Gibi hadiseler herkesin yaşadığı yerlerdeki hatıraların kişiyi maziye taşıması, sanki yaşıyormuş gibi haletlerin verilmesi, insan kendisini arabasını, kalemini, yani onunla ne kadar ömür geçirmişse ki dünyada da onun için çıkmak istemiyoruz. Bununla 5-6 defa, 5-6 sene geçirsek bunu bırakmayız. Bunu bırakmayız. Burada derste kullanılıyordu. Tamam mı? Yani gibi eğer bir köyde bir kapıyı, bir yolu, taşı kullandınızsa niye bırakamıyorsunuz? Niçin sizi o maziye taşıyor? Çünkü o taş gibi gözükürken bana, sana öyle değil. Burada birbirine üzerine bindirilmiş zamanlar var. O taşın, o yolu kimler kullanmışsa hepsi orada duruyor. Bu hayali tefekkür değil. İnşallah gelecekte çıkacaktır. Kimler oradan geçmişse hepsi çıkacaktır. Orada varlar. Onun için bir hatıran bir köyde olmuşsa bir ağaçta
Dünya da bir hatıradır. Onun için ölmek istemiyoruz. Dünya da dahil insanın ferdi ahirleri varmış orada. Oraya ne olmuş? Ferdi ahirleri oraya timsali sureti ve sureti yapıştırılıyor bir üstüne. Adeta onlar seni saklıyor. Mesela insan yaratılıp varlık oluyor ya. Dırrrr, saniyede 60 defa yanıyor sönen elektrik gibi. Her bir insan, bu arkadaşlar bu bitimi kesiyor. Her bir insan an ve an varlık yani. Dırrrr, ilimden kudrete, kudreten ilimden kudrete, kudrete dırrrt 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 gidiyor. O ben köyde, o taşta, ben etkileniyorum da sen etkileniyorsun. Çünkü benim orada timsali misalim var. O timsali misalim şu andakilerde oraya baktım ya, etkileniyorum ya. Burada 15 sene önce bunu kullanıyordum. Tırt! Onun için başkasının kitabı olsun yani. Bu Risale-i Nur mektubat. Ben bu hazırlamam. Siz de bakın kendi kitabınıza bakmak gibi alabilir misiniz? İkisi de aynı mektubat. Çünkü burada sen göz nuru vermişsin, timsali suretin var, siretin de var. Ben bunu bir tefekkür ilmi değil, benim haletimle bizzat hakkal yakin. Abi dayanamayacağım, burada söyleyeceğim. Sizin orada olduğu gibi onun da sizde var. Onun olduğu gibi her şeyin de sizde var. İşte bu da ne zaman ortaya çıkıyor Hasan abi? Bir de aynen buna benzer yalnızlığı anlatmıştınız Hasan abi ya. Yalnız olduğunuz zaman da sizde öncekilerin sirayet ettiği. Mesela kitabınızda sizin bir sirayetiniz var. Sizin kitabı bir sirayetiniz var. Ne zaman yanına gitseniz oradan yeniden canlanıyor. Canlanıyor. Ama onun da sizde, onun da sizde bir sirayeti var. Onun ve her şeyin sizde bir sirayeti var. Yalnızken bunların bütünü sizde canlanıyor Hasan abi. Evet. Yalnız mesela kaldı. Şimdi ben buraya bir sirayet ettim. Evet. O da bana sirayet etti. Oturdum. Ya ne oluyor ki? Bütün dünya yani gül gibi. Niye açılıyor böyle? Niye böyle açılıyor? Niye böyle açılıyor? Herkes burada. Hani ben yalnız kalmak için köye gitmiştim. Ona herkes var oldu ya. Ona ne güzel köy şehirdeyken. Ya bir şey oturuyordum şimdi. Gideceğim arabaya. Dershaneye gideceğim, bir öyle yapacağım. Bir iki kişi hatırıma gelir gelmez. Köye gidiyorum. Niçin? Yalnız kalayım ya. Oturuyorum. Allah! Mehmet Ağa. Fadime Hala. Ondan sonra Bağutveli. Şu bu. Armut'un şeyine kadar. Bir armuta bakıyorum. Dedemi görüyorum. Oradan zembille armut topladığını. Artık olmayan, ortaya çıkmayan kafasını Adem'den vücuda çıkmayan hiç kimse yok. Herkes, herkesle beraber. Herkes ortada. Herkes ortada. Onun için hadi tatile gittim de tatilde insanlar sıkılmasının bir sebebi, en büyük sebebi bu değil mi? Kimse yok. Kimse yok zannediyoruz, herkes orada. Herkes orada. Kimsenin olmadığı yerde herkes orada. Ben bunu bazılarının bir şey diyeceğim. Bazılarının beni firak yakıyor, ölüm firaktır demesinin mesela sebebi, bazılarının firak var ya, ayrılık yakıyor. Onlar timsali suretlerindeki haletleri fazla, o taşın, o ağacın üzerindeki klapeleri, kapakları biraz fazla açıyorlar. Devam edeyim bakayım ne diyor. Adeta her bir taş, üzerine oturduğun her bir taş, üzerine yaslandığın her bir köydeki sandalye, senin timsali suretini saklıyor. Ondandır ki, sünnet ve farzları kılarken, yer değiştirin diyor aleyhissalatü vesselam. Bir halde sünneti burada kıl. Farzı burada kıl, son sünneti burada kıl. Aynı yerde kılma. Başka, bu namaz için dedi. Yürümek için. Ey ashabım, gittiğiniz yoldan geri gelmeyiniz, buradan gelin. Peygamber başka bir şey. Yine girmek istemiyorum. Yarın buradan bir çıkayım. Girelim. Girelim. Girelim.
seni etkiledim. Şu nasıl bir insan ya? Böyle bir şey olur mu? Bu ne biçim bir şey ya? Bu maddede timsali söylediğin bir cephesi. Yani gittiğiniz yerde niye gelmeyeyim ya? Gittiğiniz yerden geri gelmiyor. Mesela camiye gidiyorum namaza. Ben gittiğim yerden gelmemeye çalışıyorum. Farklı yerden geliyorum. Sünnettir. Niye sünnettir? Niye sünnettir arkadaş? İle şahitlik mi etsin? Bak ondandır ki sünnet ve farzları kılarken halıda yer değiştirilmesi. Hatta gittiğin yerden değil, başka yerden gelmesi sünnettir. Mevcudat, alim-i manaya ve alim-i misale aktarım yapan kavşaklardır bunlar. Taşlar, yollar. Alem-i şehadeti, alem-i gayba aktaran kavşaktır, kavşak. Kavşaklardır. Vallahi, billahi, tallahi, taş, taş değil. Ağaç, ağaç değil. Ağaç, ağaçtır. Taş, taştır. Tamam. Şimdi o taşa geçtin mi? Vallahi pencere gibi fotokopini çekiyor, öteye atıyorlar. Baktım şimdi, şak çekti, attı. Şak çekti, şak 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 şak. Hep atıyor oraya. Ben de şak 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 bu taraf atıyorum. İki yönlü çalışıyor varlık. Bu anlayış değil, bu aynı realitedir. Hani batarya, kamera çekiyorsunuz ya telefon, pil. Pil bitmesi demek, kayıt veya video dönüşmesi nevinden. Yani kamerayı çekiyorsun. Ne bitiyor? Pil bitiyor. Pil kilosu var mı? 10 kilo. Dolu pilde 10 kilo, boş pilde 10 kilo. Bu pil bitmesi demek, video demektir, video demek pil demektir. Bakın hiç alakasız nasıl bir hayata dönüştü. Pil video dönüşüyor mu? Sese dönüştü pil. Pil surete dönüştü, mekana dönüştü. Gözükmeyeni gözükür böyle hale geldi. Sanki Adem'den vücuda çıktı. Ha bizim insanın hayatı bataryada, bataryası da onların üzerinde videoya dönüşüyor işte. Yani sanki her bir kaya, her bir taş, toprak batarya gibi bizi alıp öteye götürüyor. Hayatımız, hayatımız kendimizin bir bataryadır. Bu telefondur. Vücut telefondur. Hayat bataryadır. Göz kameradır. Kulak kayıttır. Düşünce mesajlar şey yapıyor. Batarya bitiyor demek ömür bitiyor, video dönüşüyor. Yani hayat bitiyor gibi gözükürken daha kaliteli bir hayat, hayatın mukaddemesi videosu oluyor. Pil basittir ama pille bir video çekersin ki 20 tane telefon satın alırsın. Mesela bir taş mı söyledi bunu açma abi? Timsali. Ben video gibi kayıt yapıyorum. Senin mesela Medine'de yaşadığım bir şey vardı. Onları tabi okumuyorum şimdi. Ben şizofreni dersin, meczup dersin ve evet aynı masum ifadeyle sen öyle zannediyorsun, kurguluyorsun da hayalin imal ediyor. Hepsi doğru. Ama benim için hiçbirisi doğru değil. Böyle yoğunlaştığın zaman mesela bir şey tak diye karşına dikilmiyor mu? Hiç olmuyor mu siz? Sen bir şey de vermişsin ya önceye cevap. Niye oraya giderken koşuyorsun, oraya gelirken? Say yaparken. Say yaparken. Dedin ya abi yoğunlaştım, geldim. Sen deydin zaten değil mi? Evet mesela say diyor Safa ile Merve arasında kadın koştu. Niye erkeklere sünnette, kadınlara sünnet değil, tam tersine? Dedim birkaç gün bana müsaade. Gittim say yaptım Safa ile ben. Niçin yaptım? Tam bir kere ümrenin şey bir tarafını yaptım gitti ya. Ümreyi yaptım, tavaf yaptım, sayı da yapıyoruz. Ama her tavaftan sonra sayı yapmaya gerek yok ya. Ben yapıyordum. Niye yapıyordum? Her gün yapıyordum. O cevap gelene kadar, o cevap orada gelir. O soru orada olmuş. Her tavaftan sonra sayı mı yaptın? Zaten? Yapıyordum ben. Soru cevap gelene kadar, cevap geldi bir de yapmadım. Çünkü tavafın belki üç katıdır veya dört katı zordur sayı yapmak. Çok zordur. Onun orada cevabı geldi vazgeçti.
Az kaldı çıkıyordum zaten. Erken geldi. Neydi abi cevabı? Merak ettim. Ondan sonra cevabı vereyim. Mesela Safa'dan Merve'ye şu anda düz gibi koşuluyor. Aslında böyle çukurdur. Aslında sonra Araplar doldurdu. Hacer validemiz Safa'dan Merve'ye koşarken rızık için koşuyordu. Çocuğa rızık, su bulmak. Safa'dan Merve'den Safa'ya geri gelirken hayatiyetinden endişe ediyordu. Korumak için geliyordu. Hıfz-ı hayat. Yani çocuk akrep, yılan, köpek, kurt yedi mi? Yani hıfz-ı hayat. Giderken rızık için geliyor, dönürken hıfz-ı hayat. İşte bu Hacer validemizin bu hızlı hareketini erkeklere sünnettir, kadınlara caiz değildir. Bir sebebi, erkekler çocukların ve raiyetinde olanların rızkına ve hayatına kendileri koruma olduklarına onlar koşturacaklar. Erkekler koşturacağı için erkekler koşturur. İkinci bir manası. Kitara geldi Hasan abi. Evet. Bir tanesi bacımıza geldi. Nurcu bir bacımız buldu bunu. Bu söylediğimi. Bak o kadın hangi gözle buldu görmüyor musun? Bunu kadın bulur. Çünkü bu vazife abi dedi size aittir. Erkeklere aittir. Ben de Allah bana da nasip etti şöyle bir şey. Kadın orada say ederken hareket etse çok garip görüntüler olur. Kadının organları. Ve bir sünnet yapacağım diye haram olacak. Değil sünnet, haram işlememek için farz bile terk edilir. Onun için kadının haramiyeti ortaya çıkacağından nesedilmiştir. Nasih ve mensuh gibi, bazı ayetler hükmü kaldırıldığı gibi, fitne olacağından o sünnet nesedilmiştir ondan. Garip haller olur, görüntüler olur kadının hareketinden. Evet. Burada kesiyorum. Hakkınızı helal edin. Uzatıyorum. Ama değişiklik oldu. Adaleti unutmayın. Büyük oldukları için adildirler. Bizler daha adil oldukları için büyüktürler. Ama İslamiyet'i bizim gibi yaşamıyorlarsa kusura bakmayın. Onları veli nimet saymayınız. Bir şey sorabilir miyim? Evet. Adalet ve hukuktan bahsettiniz ya. Şahitsi hukuk, umumi hukuk. Şu anda şeriatla yönetilmiyor devletimiz. Bu devletin malı beytül mal mıdır yoksa değil midir? Beytül maldır. Herkesin milletin malıdır. Niçin? Bak şimdi. Peki yönetim İslam mı? İslam. Yok şu anda İslam mı yönetiyor? Değil. Laik. Laik. Peki laikse ustad ne diyor bu şey devlete? Bu memleket İslamiyet. Ne demek biliyor musun? Yönetici kafir olabilir. Halk Müslümandır. Git İş Bankası'na girerken, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bankasına girin, İş Bankası'dır. Dur, aşağını. Sen Müslüman mısın, Ermeni misin? Kafir misin, Yahudi misin? Ne der? Ali Bey, Hüsnü Bey, Saliha Hanım, %99 Müslüman demeyecek. Yönetim şekli çizmelidir. Halk Müslüman olduğu için buna Darul Harp denmez. Darul İslam'dır. Bu memleket İslami diyor. Baykuşların seslerini duyuyoruz. İşitiyoruz. Her yerde savcı diyor. Hey efendiler bu memleket İslam, burası Yahudi memleketi değil, İslam memleketidir diyor. Biz teslim etmeyiz. Burası Darul Harp diyenle bu memleketi Yahudi'ye teslim etmek istiyorlar şuursuz olarak. Vermeyiz kardeşim. Yönetim elimizden aldılar diye bu memleket bizimdir. Darul İslam'dır, ben Müslümanım, benim memleketim. Benimse Darul İslam'dır. Benim değilse gavurlarınsa Darul Harp'tır. O zaman devletin malı Beytül Mal'dır. Kimse yiyemez. 80 milyon değil 1,5 milyar insan buraya bakıyor. 1,5 milyar insan hakkını yiyorlar.
O nasıl ödeyecek? Ya. Peki. Vâhırda vâhum ilhamdülillâ rabbil âlemin el-Fâtiha.